İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kesarya-Kayseri'deki Tuzla Gölü kesin korunması gereken hassas alan olarak ilan edildi. Cevahk'ın köy Kilisesi sular içinde. Arsak Cumhuriyeti'nin güney kesiminde yeni ekonomik programlar uygulanacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 146 kişi koronavirüse bulaştı. Suriye'nin Sakıl-Alhap bölgesinde ağır çatışmalar sürüyor. Akdeniz ülkeleri Türkiye'nin bölgedeki eylemlerini kınayan bir bildiri yayınladılar. 1921 yılının bugününde Ermeni besteci, müzisyen ve publist Edward Mirzoyan dünyaya geldi. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri ilinde bulunan Tuzla Palas Gölü kesin korunması gereken hassas alan olarak ilan edildi. Tuzla Gölü, Gesarya ilinin Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu Tuzlu Göl'dür. Yüzey rakımı 1131 metre, alanı ise 23.5 kilometredir. Faylar ile çevrelenen kapalı havza özellikli Palas Ovası'nın en alçak alanıdır. Kesin korunması gereken hassas alan bölgesel, ulusal veya olağanüstü ekosistemlerin, türlerin habitat ve jeolojik Jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Kar ve yağmur, bir haftadan fazla süren kötü hava, Cavak'ın Karsak köyündeki kilisenin çatısındaki büyük çatlaklar, bir kez daha Sulpovan Karabet Kilisesi'nin acınası durumunu gündeme getirdi. Duvarlar ve sütunlar yosunla, ikonalar ise küfle kaplı. Buradaki her şey su içinde. Kilise 2012 yılında yenilendi. Ancak yeniden yapılanma böyle bir duruma neden oldu. Eski çatı yeni bir çatı ile değiştirildi ancak beklentileri karşılamadı ve çatıdan su sızmaya başladı. Yağmur suyu içeride toplanan korkunç neme neden oluyor. Karsak'taki Surpovanes Karabet Kilisesi 14 Temmuz 2012'de kutsanmıştı. Bu kilise 19. yüzyılın 1930'larında inşa edilmişti. Artsakh Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Aray Karutunyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasından yaptığı açıklamada haftanın ilk gününde Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve ben resmi olmayan bir ziyaret için Artsakh Cumhuriyeti'nin güneyine gittik gıda güvenliği bağlamında bir dizi ekonomik programın uygulanması konusunda etkili görüşmeleri gerçekleştirdik diye belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre koronavirüs bulaşmış insan sayısı son günde 146 artarak 3538'e ulaştı. Şu anda 2042 kişi tedavi görüyor. 33.313 test yapıldı enfekte olanların 1430'u artık sağlığına kavuştu. Koronavirüs hastalığından toplam 47 ölüm ve 19 dolaylı ölüm vakası kaydedildi. Arevik IM haber ajansının yazdığına göre Suriye ordusu sarsılmazdır. Suriye ordusunun savunma siperleri gerici teröristlerin saldırı hedefi oldu. Kaynağa göre Dünhama yakınlarında ve Sahıl al-Hab ve Jab al-Zaviyat alanlarında İslamcı Türkçe olarak bilinen teşkilatın teröristleri haun tipi füzelerle bölge güvenlik sorumlusu olan Suriye ordusunun güvenliğin kontrol noktalarına saldırdılar. Gerici teröristler daha sonra bomba yüklü arabaları patlattı. Patlamada en az 29 Suriyeli asker öldü. Orduya yakın kaynaklar Suriye ordusunun attığı adımlar nedeniyle çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ve bunların önemli bir kısmının savaş alanlarında çok sayıda silah ve mühimmat bırakarak geri çekilmek zorunda kaldığını bildirdi. Şu anda bölgede temkinli bir sakinlik hakim. Doğu Akdeniz bölgesi ülkeleri Türkiye'nin politikasını ve Ankara'nın pek çok uluslararası hukuk ihlallerini şiddetle kanadılar. TAS Ajansı'nın bildirdiğine göre Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Dışişleri Bakanları'nın yanı sıra Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları bölgesel konuları ele alan video toplantısı düzenlediler. Bakanların ortak açıklamasında şunlar yer aldı. Bakanlar, Türkiye'nin Kıbrıs'ın mutlak ekonomik bölgesinde uluslararası suların ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olan karasulardaki eylemlerini kınadılar. Bu, Türkiye'nin Kıbrıs denizcilik alanında yasa dışı jeolojik araştırma yürütmek için bir yıl içerisinde altıncı girişimidir. Bakanlar, Türkiye'nin sık sık Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğini de ele aldılar. Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymasını talep ettiler. Bugün, 1921'de Gürcistan'ın Gori kentinde doğan büyük Ermeni besteci Edvard Mirzoyan'ın doğumunun 99. yıl dönümü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı, Kutsal Metrop Maşlot Madalya sahibi Edvard Mirzoyan, 1941 yılında Yerevan Konservatuarı'nın müzikoloji bölümünden mezun oldu ve 1946-48'de Moskova'daki Ermeni Kültür Evi'nin müzik stüdyosunda becerilerini geliştirdi. 1965'te profesör olan besteci, 1948'den beri Yerevan Konservatuarı'nda ders vermektedir. Mirzoyan çok sayıda müzik eserleri yarattı. Mirzoyan, 1971'de Bulgaristan'ın Kiril ve Metodi, Ermeni Kilisesi'nin Kutsal Sağ Kutsal Mesrop, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kutsal Mesrop Maşnot, her ikisi de 2001 yılında ve 2005'te Almanya'nın Büyük Petros madalyalarıyla ödüllendirildi. Ayrıca 1998 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Moses Horenatsi, 2006 yılında Bilimler Akademisi'nin Gold, 2006 yılında Leonardo da Vinci adlı uluslararası ödülü, 2006 yılında Rusya Federasyonu'nda 2. Yekaterina madalyaları ile 1988 yılında Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Kültür Bakanlığı'nın Arama Çadıryan adlı ödülüne layık görüldü. Büyük besteci Edward Mirzoyan 5 Ekim 2012 tarihinde Yerevan'da vefat etti. Bugün için bu ön gördük. Şimdi size dünyaca ünlü Ermeni kompozitör Edward Misroya'nın Şuşanik adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.